Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 26 Ekim'de İtalyan TV kanalı Rai 1'e verdiği bir röportajda ne pahasına olursa olsun topraklarımızı iade edeceğiz. Biliyorsunuz bu ay boyunca neredeyse her gün yabancı medya temsilcileriyle temas halindeyim ve Azerbaycan halkına yaptığım çağrılarda her zaman tutumumuzu açıkça anlatıyorum. Karabağ bölgesinin geleceğini sadece Dağlık Karabağ değil, aynı zamanda Karabağ Azerbaycan'ın büyük bir parçası olduğu için Aran Karabağ'ın geleceğini hem geri dönmek zorunda olan Azerbaycanlıların hem de orada yaşayan Ermenilerin yan yana yaşayacağı müreffeh barışçı bir bölge olarak görüyoruz. Bizim konumumuz bu dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien arasında telefon görüşmesi yapıldı. Telefon görüşmesinde taraflar Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilime de değindi. Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğunu belirterek Dağlık Karabağ sorununa diplomatik bir çözüm bulmanın önemini vurguladılar. Kalıcı barışa ulaşmak için Ermenistan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerden tamamen çekilmesinin önemli olduğu yenilendi. Görüşmelerde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi ve AGİT kararları çevresinde kararlı adımlar atması gerektiği de vurgulandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan yapılan açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen insani ateşkesi uygulamak için Minsk grubu uluslararası hukuka uygun kalıcı bir çözüme yönelik sonuç odaklı müzakereler sürecine başlanması gerektiğini vurguladı. Aksoy, Ermenistan'ın geçen ay varılan 3 insani ateşkesi ihlal ettiğini kaydetti. Ermenistan dün varılan insani ateşkesi de ihlal etti. Ermenistan cephe hattındaki Azerbaycan askeri birliklerinin yanı sıra savaş alanından uzakta Azerbaycanlı sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldı. Ermenistan'ın ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiği düşünüldüğünde Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak sonuç odaklı bir tartışma dönemi başlamalıdır. Ateşkesin ancak bu yüzden ilan edilebileceğini düşünüyoruz dedi. Son zamanlarda Ermenistan'ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarında çocukları asker olarak kullanıldığını gösteren videolar sosyal medyada geniş çapta yayıldı. Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada ise Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yüz binlerce çocuğun yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın sürekli saldırısı ve bunun uzun vadeli etkilerinden muzdarip olduğu belirtildi. Ancak görünen o ki Ermenistan sadece Azeri çocukların haklarını değil, Ermeni çocukların haklarını da ihlal etmeye devam ediyor. Ermenistan çocukları askeri operasyonlarda kullanmakla sivil kişilerin korunmasına ilişkin 5. Çenevre Sözleşmesi'ni ve çocuklara özel bir saygı gösterilmesi ve her türlü uygunsuz saldırılardan korunması gerektiğini belirten ek protokol 1'i ihlal etmektedir diye vurguladı. Ermenistan çocukları savaşçı olarak kullanmakla onları temel haklarından, özellikle yaşam ve korunma haklarından mahrum bırakıyor. Çünkü çocuklar savaşçı olarak askeri hedef olabilir. Dışişleri Bakanlığı basın servisi bu konularla ilgili uluslararası sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuk yükümlülüklerini açıkça hiçe sayarak Ermenistan'ın çocuk haklarını ihlal etmesini şiddetle kınıyor ve ilgili uluslararası kuruluşları bu yasa dışı uygulamayı derinlemesine araştırmaya ve Ermenistan'ın çocuk haklarını ihlal etmesini durdurmak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz dedi. Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hobanyan sosyal medyada kendisi de dahil olmak üzere 13 kadından oluşan bir grubun yarın eğitime başlayacağını bildirdi. Anna, eğitimin birkaç gün içinde sona ereceğini ve bir grup kadının sınırı korumak için yola çıkacağını söyledi. Bu mesele Ermeni ordusunun ne kadar acınası olduğunu kanıtlamakta ve çaresiz Paşinyan'ın eşini birkaç kadınla birlikte savaş alanına göndermeye davet etmektedir. Hatırlatalım ki Anna Hobanyan'ın birkaç ay önce askeri eğitim aldığını ve bunu doğrulayan fotoğrafları sosyal ağlarda paylaşmıştı.